Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yağlı kapya biber turşusu tarifi ile geldim. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Yaklaşık 1 kilogram kadar kapya biberim var. İlk olarak kapya biberleri ortadan ikiye ayırıyorum. Daha sonra orta kısmındaki çekirdeklerini ayıklıyorum. Çekirdeklerini ayıkladıktan sonra biberleri yaklaşık bir parmak kalınlığında bu şekilde şeritler halinde ayırıyorum. Daha sonra ortadan ikiye bölüyorum. Dilediğiniz büyüklükte biberlerinizi doğrayabilirsiniz. Bu konuyla ilgili bir bilginiz bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Yine aynı şekilde buraya kadar gelen arkadaşlardan yorumlar kısmına herhangi bir çiçek böcek emoji olabilir bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bu arada hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek olabilirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için zil sesini açık bırakmayı lütfen unutmayalım. Ben 1 kilogram kapya biberden yapıyorum. Miktarını istediğiniz kadar fazlalaştırabilir, istediğiniz kadar azaltabilirsiniz. Çok basit bir turşu tarifidir. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben artık bütün biberlerimi doğradım. Uygun bir kabın içerisine alıyorum. Biberleri doğradıktan sonra sarımsaklarımızı doğrama işlemiyle başlayalım. 6 diş sarımsak kullandım. İrili ufaklı. Dilediğiniz kadar sarımsak miktarını artırabilirsiniz. Daha sonra sarımsaklarımızı küçük küçük doğrayalım. Sarımsakları doğradıktan sonra hemen maydanozları doğrama işlemine başlayalım. Bir tutam maydanozumu güzel bir şekilde yıkadıktan sonra ne çok ince ne de çok kalın olacak şekilde doğrayalım. Maydanozları da doğradıktan sonra uygun bir tencereye ocağımıza alalım. Ocağı aldıktan sonra üzerine bir su bardağı üzüm sirkesi, yarım su bardağı sıvı yağını ilave edelim. Ben üzüm sirkesi kullandım. İsterseniz elma sirkesi veya da diğer sirkelerden kullanabilirsiniz. Sıvı yağını da ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra doğramış olduğumuz biberlerimizi üzerine ilave edelim. Biberleri de tencereye aldıktan sonra güzel bir şekilde yağ ile sirke ile güzel bir şekilde özleşmesini sağlayalım. Biberlerimizi yaklaşık ocağın üzerinde bu şekilde 10 dakika boyunca kavuralım. Hafif yumuşayana kadar bu şekilde bekletelim. Ve artık gördüğünüz gibi biberlerimiz ısınmaya başladı. Bu şekilde arada sırada karıştırmayı ihmal etmeyelim. Yaklaşık 5 dakika geçtikten sonra üzerine ben 1 yemek kaşığı dolusu kaya tuzumu ilave ediyorum. Kaya tuzunu her yerine gelecek şekilde güzel bir şekilde özleşene kadar karıştırıyorum. Daha sonra üzerine doğramış olduğumuz sarımsaklarımızı ilave edelim. Sarımsakları da ilave ettikten sonra yaklaşık 6-7 dakika boyunca bu şekilde karıştırmaya devam edelim. Ben artık biberleri yeteri kadar kaynattım. Yaklaşık tam tamına 10 dakika geçti. Üzerine doğramış olduğum maydanozları ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra Hemen ocağın altını kapatıyorum. Maydanozlar zaten biberin sıcağında erimiş olacak. Bu yüzden çok fazla kaynatmaya hiç gerek yok. Hemen ocağımızdan indirelim ve şişelerimize dolduralım. Biberlerin sıcağı geçmeden hızlı bir şekilde şişelere doldurmaya özen gösterelim. Kapağın sıkı bir şekilde tutabilmesi için ben bu şekilde küçük şişeler tercih ediyorum. Tek kullanımlık olması için dilerseniz daha büyük şişelere de doldurabilirsiniz. Kalan turşularımı seri bir şekilde diğer şişelerime doldurmaya devam ediyorum. Bu turşuyu dilediğiniz yemeklerin yanında çıkarıp tüketebilirsiniz. İster misafirlerinizle isterseniz ailenizle gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Yapımı da oldukça kolay. Ben artık şişelerimi tamamını doldurdum. Üzerine bir kaşık yardımıyla bastırıyorum. Üzerine biraz daha ekleme yapıyorum. Ben artık hepsini aynı şekilde tamamladım. Kapaklarını kapatma işlemine geçiyorum. Kapaklarını kapatmadan önce kenarların temiz olmasına özen gösterelim. Aynı şekilde kapakların yeni olmasına da özen gösterelim. Güzel bir şekilde saklamamız için hiçbir şekilde bozulma yapmaması için. Kurallarına uygun yaptığımız takdirde bozulma olmayacaktır. Kapaklarını kapattıktan sonra üzerine bir örtü örtelim ve kendi sıcaklığıyla soğuyana kadar bekletelim. Ertesi gün üzerine açtıktan sonra serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Hepsinin kenarlarını güzel bir şekilde sildikten sonra kapağını sıkı bir şekilde kapatıyorum. Ben artık bütün şişelerimi tamamladım. Sizlere de şöyle bir göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir tarif olduğunu düşünüyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.